arkadaşlar, ben Sibel, kanalıma videoma hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Bugün keşke sahip olsak diyeceğimiz TikTok'taki zengin evlerine bakacağız. Siz de benim gibi ev videoları izlemeyi seviyorsanız bu video tam size göre, ama bunlar zengin evleri. Yani bunları izlemeye daha çok bayılıyorum ben. Bu aralar aklımda olan bir şey var. Hani siz yorumlara gelecekten yazıyorum işte Sibel abla bu oldu falan filan yazıyorsunuz ya. Bu yorumlar aşırı hoşuma gidiyor. Acaba şunu da görebilecek miyiz? Gelecekten yazıyorum, Sibel abla 1 milyon oldu. Gerçekten şu an bunun hayalini kuruyorum. Ama bunun gerçek gerçekleşmesi için ne yapmalıyız? Kanala ücretsiz bir şekilde abone olup videoyu beğenip aynı zamanda bildirimleri açıp ve aynı zamanda da beni Instagram'dan takip ederseniz bu hedefimize kesinlikle ulaşacağımızı düşünüyorum. Bunları yaptıysanız eğer hızlı bir şekilde o zengin evler nasılmış? Bir kıskançlığımızdan, hasetliğimizden çatlayalım ya. Evet efendim, evet, evime hoş geldiniz. Bakın kapıyı açıyoruz. Bir küvetimiz var ve buralarda cama kenli bir yerlerde yataklarımız var. Evet. Nasıl bir ev ya? Müze gibi ev. Müze mi acaba? Sanırım bu evin sahibi müze gezmeyi çok seviyormuş. O yüzden müzeyi kendi ayağına getirmiş. Tebrikler. Güzel güzel yaşayın. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Bu bir havuz mu yoksa ben kör müyüm? Yoksa bir cam mı bu? Havuz değildir ya, değil mi? Havuz ya. İnanılmaz. Aşağısını görebildiğim bir havuz mu? Aşırı korktum şu an. Aşağıda herkes seni izleyecek. Hayır ya. İğrenç bir şey bu. Yok, böyle bir şey istemem. Azıcık da mahremiyet lütfen. Yok yok. Ama yani yükseklik korkunuz varsa istisnasız yüzemezsiniz ki burada. Şu an bir ada mutfağı olan bir mutfağımız var. Buna bakın. Bu nasıl bir tezgahmış ya? Musluktan kahve mi akıyor? Ben kör mü oldum şu an? Yoksa gerçekten çok fazla fakir olduğum için bunu algılayamıyor muyum? Neler yapıyorsunuz ya? Neler yapıyorsunuz? Bunlar sizde var, niye bizde yok? Bakın şu an sinirleniyorum ama. Ama neden? Neyse. Gelecekten bildiriyorum, Sibel ablanın böyle bir evi oldu. Ama sadece benim olmasın lütfen. Benimle birlikte sizin de olsun. Hep birlikte yaşayalım. Kapıyı açıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Güzel, muhteşem, zengin evime. Kar mı var yerlerde? Ne karı ya? Fakirlik işte. Beyaz gördüğün her şeyi kar sanarsın. Ne dediğiniz, garaj mı? Babanın garajı olduğunu söyleme. Kapıyı açtık, bu ne? Adam kendisine kafe yapmış evinde ya. İnanılmaz. Ama bu kadar da gerek var mı? Bence hiç sanmıyorum ya. Evimde neden kafe olsun ki? Kaç kişilik bir aileyim ya? Hadi bilemedin, hadi bir geniş aile olun. Ama ne kadar olabilirsin? Max 10 kişi hadi. Hadi 10 kişi. Ama yani 10 kişiyle bile ne bileyim. Salonun içinde bir akvaryum mu var? Ve köpek balığı mı var? Yani çok karşıyım ben buna. Tamam, çok güzel bir görüntü ama yazık o köpek balığı ya. Ya onun yeri orası değil ki. Onun yeri senin evin değil ki. Sen onu kendi evinden alıp o eve hapsettin. Hiç hoş oldu mu ya? Olmaz. Onu lütfen okyanusuna geri gönderin. Yani gerçekten ayıp. Tam zengin olabilirsin. Her şeyi satın alabileceğini düşünüyorsun ama alamazsın. Alamazsın. Buzdolabımızı açıyoruz. Burası bir fakir evi mi? Fakir ya, fakir. Aynen. Ayrı gizli bir oda açıldı şu an buzdolabında. Estağfurullah. Nerede yaşıyoruz? Güzellik salonuna mı ışınlandık bir anda? Ne oldu? Ya ben bu yürüyüşü tanırım. Bu yürüyüş zengin, havuza atlayacağım yürüyüşü ya. Evet, değil mi? Bak. Ya yapma lütfen. Lütfen yapma. Geçen yorumlarda yazmışsınız. Biz yılda bir haftalık sadece tatile gidebiliyoruz, havuza biliyoruz. Adamların evinde havuz var diye. O kadar haklısın ki kardeşim. O kadar haklısın ki gerçekten. Şu hale bak ya. Resmen insanların evinde olimpik havuz var ya. Bu kadar havuz olur mu? Olamaz. Böyle bir havuzum olsa 7/24 içinden çıkmam net. Benim gibi böyle düşünenler varsa kendi yorumlarda belli etsin. Tamam, şu an normal bir ev gibi görünüyor ama kesinlikle normal bir ev olmayacak. Evet, bir tane duşakabinimiz var ve hamam mı bu? Yo, normal bir duşakabin. Tamam. Bu herkesin evinde olan bir şey olabilir. Tansiyonum düştü. Aynen ya, herkesin evinde böyle bir duşakabin var. Aynen aynen. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz. Gerçekten ben böyle videoları izleyince kendimden geçiyorum ya. Ama hoş değil. Şimdi sen orada çıplaksın. Adam oradan gemiyle geçiyor belki. Seni görecek. Olmaz, yok. Yine mahremiyet sıfır. Nerede mahremiyetin olmadığı bir ortam var, orada zengin çıkıyor. Gerçekten neden böyle oluyor? Of, şu mutfağın ferahlığına, genişliğine, güzelliğine, mükemmelliğine bakar mısınız ya? Oy 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 oy, her şeyin kumandayla hareket edilebildiği bir yer düşünün. Ve ne oldu ya? Ne oldu ya Rabbim? Gerçekten bu benim hayalimdeki ev olabilir ya. Kumandayla güneş varsa onu açıyorsun ya. Yıldızları izle, her şeyi izle ya. Neden bizde yok ya Rabbim? Aa,
bahçede resmen barbeküye ait bir mutfak oluşturmuşlar. Kömine var orada, havuz var. Aa, kaydırağı bile var, kaydırağı bile var. Ya ne yapıyorsun? Şelale var ya. Evin içinde şelale var ya. Evin içinde şelale var. Bu ne, çekmece gibi mikrodalga? Aa, acaba hırsızların görmemesi için gizli bir bölme falan mıydı? Her yerde kilit var zaten. Bu ne ya? Tuvalet mi bu? Uy, bu kadar da olmaz ama yani. Zenginlikte bir yere kadar. Kilitimi kendim açmak isterim. Yalnız şu arabaların güzelliğine bakar mısınız ya? Hiç de kalamıyorum ya. Neden ya? Neden? Zengin çocuğusun değil mi? Gizli bölmesi mi var? Vay be. Hem de halıyla gizlemişler. İnşallah bu videoyu beğenen herkesin böyle odası olur ya. İnşallah. Allah'ım. Allah'ım şu mübarek günlerde sen bizim dualarımızı kabul eyle. Amin. Abimiz şınav çekiyor. Evet, ablamız da ilerle tabii. Zengin ayağa bak bunlar. Tanırım. Ne? Evinin içinde basket sahası mı var? Ne gördük biz? Ama büyük ihtimal bunu yapan abi basketbolcudur yani. Yoksa niye bir insan evinin içinde basket sahası koysun ki? Şu an güzel bir yatağımız var. Yumuşacık görünüyor var ya şu an. Yatakların başında hoparlör mü var? Ben mi öyle görüyorum? Ne kadar güzelmiş. Televizyon çıkıyor ya içinden. Ve yanlarında hoparlör var. Çok güzel. Hiçbir şekilde yer de kaplamaz. Zengin kapısı açılıyor. Evet efendim, hoş geldiniz. Kapımı açtım. Nereye gittim? Gitmez olaydım. Jacuzzi var. Sen garajına ne yaptın? Bu garaj olmamış abi, burası cennet olmuş. Lütfen ya Rabbim, bizim de garajımızı cennet yapabileceğimiz bir ev olsun. Evet, şu an herhangi bir ev gibi görünüyor. Odadan geçiyoruz. Ne? Bu ne be? Burası fakir evi. Fakir mi derken? Burası zaten bir ev değilmiş ki. Bu ne, helikopter mi? Uçağın içi mi? Ne bu? Yuh, yuh. Ekrana 2 saniye bakınca zenginlik aktığını görüyorsunuz. Evet, şu an döndür be ya. Lütfen, görmek istemiyoruz. Evinin içine akvaryum mu yaptın sen de ya? Ay, ya onun içine düşsen? Hayır ya, çok kötü bir şey. Adam evin içine deniz yapmış ya. Evet, bakmak istemediğimi fark ettim şu an. Gerçekten çok çok kıskandım çünkü. Çatladım, orta yerimden çatladım. Kapıyı aç. Evet. Aç aç. Gerçekten, ama bak, hayalim bu olabilir. Az önceki hayalim değildi. Evet, bu işte bir tarafının deniz olduğu, bir tarafın orman olduğu bir ev. Kaydırak mı? Kaydırak mı var evinde? Ya yapma ya. Evinin içine oyun alanı mı kurdun? İnanılmaz. Oyun makinelerini getirmiş. Böyle bir evimiz olsa hiç sıkılır mıyız? Sıkılmayız abi. Niye sıkılalım ya? Sıkıldığın zaman in oyunlarını oyna. Oh, Atari salonu ya. Adam kendi kendine Atari salonu yapmış evine. Şöyle han kapısı gibi evleri olan insanlar var ya. Çocuk nasıl açtı o kapıyı ya? Nasıl güçlü bir çocukmuşsun sen? Zengin çocuğa da güçlü oluyor herhalde. Belli. Yapma bunu bana, yapma. Lütfen, bu nasıl güzel bir alandır. Of, of. Çıldırdım ya, çıldırdım ya. Geceye bakın. Of, şu manzaranın güzelliğine bakın. Kalbim duracak. Ne? Evin içinde ağaç mı var ve bu ağaç 200 yıldır bunların salonundaymış. Oha! Ama bir ağaç olarak sanki 200 yıldır az büyümüş gibime geldim. Ama tabii güneş almıyor, hava almıyor. Ne olacak? Ne kadar alabilir yani? Evinde helikopter pisti mi var ve evinde helikopterin mi var? Evet, piste takılmamalıydım bence. Helikoptere takılmalıydım. Bir helikopterimiz olsa, onu uçsak ne güzel olur. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bugün gerçekten keşke bizim de olsa dediğimiz zengin evlerine baktık. Bu kadar istedim ki. Ama istersek olur bence ya. Polyanacılık. Umarım bu videoyu beğenen, kanalıma abone olan, bildirimleri açan, beni Instagram'da takip eden bütün abonelerimin böyle güzel evleri, arabaları olur. Umarım. Ah Allah'ım. Amin. Olsun. Lütfen olsun. Hoşçakalın.